Herkese bir başka şirketten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle bir sürüşteyiz. Bu sefer değişik bir yerde yapıyoruz. Bir parkın içindeyiz, oradan çıkacağız da. Aslında bu taraftan çıkabilirdik ya. Dur, şuradan çıkalım, geri dönelim. Bugünkü konumuz, yani konu değildi arkadaşlar. Yani konu da kalmadı, böyle normal sohbet muhabbet içi şeyini de geçirmeye çalışıyoruz artık zamanımızı. Yani elektrikli skuterımız mı var ya da alacak mısınız? Yani neden elektrikli skuter almalıyız? Abi şimdi bu ihtiyaçlar artık değişmeye başladı günümüzde. Çünkü şöyle bir durum oluştu. Yani eskiden elektrikli skuterlar eğlence gibi bir şeydi. Yani herkes eğlence için alıyordu. Ya da işte hafta sonları gezerim, parkta giderim. Ne bileyim bir vakit geçiririm, şudur budur. Ama artık bence ihtiyaç haline geldi. İhtiyaç haline gelmesinin sebebi de malumunuz akaryakıt fiyatlarımız. Yani akaryakıt fiyatları oldukça fazla. Yani şu anda galiba 1 litre motorin, mesela benimkinin aracım dizel. Yani 1 litre motorin 42 liraya geçti baktığınız zaman. Ve otobüs dolmuş fiyatları da galiba, ben bilmiyorum da. Şöyle bir geçelim. Şu gürültü bitsin de. Şuradan da çıkalım. Yani otobüs dolmuş fiyattan tam hatırlamıyorum ama yani bir dolmuş ortalama 20 lira olsa, yani bir işe gitseniz git gel 20 lira, 20-20 40 lira. E sen haftada 5 gün gitsen 200 lira ediyor bu. E haftada 200 lira harcıyorsun. E ayda vurduğun zaman 800 lira. Ve bu sadece işe git gel mesela, diğer şeyler hariç. Mesela atıyorum arkadaşlarınla buluşacaksın veya bir yere gideceksin. Yani ne bileyim bir şeyler yapacaksın. Şurayı bir geçebilir miyiz? Bence geçeriz. Tamam. Burayı da önce geçemeyiz. Evet, iyi ki de geçmedik. Evet, küçük bir scooter kurban olabilirdim mesela şu anda. Almalıyız dedik ama dikkatsizliğimizden neden scooter almamalıyız diye bir içerik çıkartıyor olabilirdim şu anda. Neyse, devam edelim. Yani işte ne dedik? 40 lira 5 gün işe gitsen, ki zaten bizim ülke şartlarında 5 gün işe gitmek zor yani düşündüğün zaman. Hadi 5 gün gittin diyelim, ne dedik? İşte 200 lira eder. Git gel 40 liradan 5 gün. Aylık yaptığın zaman 800 lira. Ya sen ortalama, yani şöyle diyeyim, 20 bin liralık bir skuter aldığın zaman sadece işe git gel değil mesela, diğer şeyler dışında 6-7 ayda kendini amorti edecek bir şey. Ve yani şu da var, atıyorum ya canın sıkıldı, skuter sürebilirsin, onu yapabilirsin. Yani cidden skuter başka bir şey. Yani mesela insanlar motor kullanıyor, işte motora binen bir de arabaya binesi gelmiyor diyorlar, gıvır zıvır diyorlar. Yani ben motor kullanmadım, skuter kullandım. Yani skuter'da bile bunu yapıyorsa motor neler yapıyor? Cidden insan kendini bir tık özgür hissedebiliyor. Yani hissediyor da aslında yani. Yani güzel abi, hiçbir şey yapamıyorsan canın sıkılıyor. Ya ne yapsam ne yapsam dersin. Ya bir skuter'a atlayayım, şuraya gideyim. Ya işte şurada otururum, burada kalkarım, burada bir çay içerim. Ya hiçbir şey yapamıyorsan bir çık turlarsın ya. Canın mı sıkıldı evde? Gece mi oldu, gündüz mü oldu fark etmez. Canın sıkıldı. Ya çık abi, skuter'a atla git. Oraya gidersin, buraya gidersin. Fark etmez ki. Ama işte şöyle bir durum var. Maalesef ki döviz kurlarından dolayı skuterlarımız pahalı. Yani skuterlerim pahalı olmasından ziyade hayat çok pahalı. Maalesef pahalı bir hayat yaşıyoruz. Yani geçen bir yorumda yazmış. İşte ne demiş? Şu G2 Max videomda vardı. Kanada'da yaşıyorum, G2 Max aldım diye hatırlıyorum. Tamam, yalan olmasın da yani konuyu şeyle getireceğim işte. Ya işte atıyorum ben
İşte aldığım paranın 1/3'ünü alabiliyorum diyor mesela GQMax'e. Ya burada baktığın zaman yani asgari ücrete kıyaslarsan hiç yiyip içmemen lazım ki sadece 2 aylık asgari ücret paranı atacaksın kenara, GQMax alacaksın. Yani 1/3 nerede, 2 katı nerede? Maalesef ki erişilmesi zor şeyler oldu. Yani o konu biraz üzücü. Ya ki baktığın zaman da GQMax'de böyle atıyorum uçan kaçan bir model değil. Hani seni yokuşta bırakmaz ama 70-80-90 km hız yapan bir skuter değil. Yani en fazla yazılım yüklerini 30-35 km yaptım. Başka yok. Yani işte bu konular birazcık insan canı sıkıyor. Ha skuterin yani erişilememiş, yani erişilememiş olmaması lazım baktığınız zaman. Yani önceki zamanlara göre enflasyon yokken güzeldi her şey. Ama şu anda maalesef ki pahalı. Her şey pahalı ki skuterine ulaşmak da pahalı. Hani neden almalıyız konusuna başladım da ta nerelere geldik onu. Bir tık canım sıkıldı yani gene her zamanki gibi. Böyle şeyler olunca insan üzülüyor maalesef. Neyse biz geri dönelim konumuza. Abi alacaksın, alabiliyorsan. Ama bunu aldığın zaman da mesela atıyorum yokuş çıkabilecek bir skuter almalısın. Hani böyle almak için alırsan, düz bir yerde yaşıyorsan sana 350 wattlık bir skuter yeter. Bir sahildesindir, bir atıyorum düzlük bir bölgede yaşıyorsundur, bir ova gibi bir yerde yaşıyorsundur. Düz bir yerde yaşıyorsundur, sana yeterli olur. Ama normal mesela ben Ankara'da yaşıyorum, Ankara iniş çıkışı mesela. Videolardan da az çok belli iniş çıkış mesela. Şu anda rejenere ile iniyorum, hiç gaz basmıyorum. Yani 26, 27, 28 gidiyorum mesela, sıfır gaz. Baktığınız zaman. Yani ona göre 350 wattlık almalısınız. Eğer inişli çıkışlıysa da minimum 500 wattlık bir şey almalısınız. Bir skuter almalısınız. Yoksa aldığınızda da pişman olursunuz alacağınız skuteri de. Hani bu ne biçim skuter, yokuş çıkmıyor, yokuş çıkmıyor. Hani bir de kilonuza göre almalısınız alacaksanız. Ya atıyorum ben 74-75 kiloyum. Aldığım skuter 450 wattlık. Ha şöyle diyeyim, 110-120 kilo da olsam bu 450 wattlık skuter çıkardı. Çünkü ya 450 watt gibi hissettirmiyor kendini. Öyle diyeyim, yani IMRMB'si çekişi çok güzel. Artık motorundan mı, pilinden mi, büyük ihtimal bataryasından dolayı böyle yapıyor. Mesela şu anda da bir yokuş çıkacağız mesela. Yani mesela Lenovo, benim eski skuterim vardı Lenovo M2. Ondayken mesela buraları biraz daha sıkıntılı çıkardık. Yani şu anda gayet hala 23. Yani şu anda 22-21'lere indi ki yokuşun zirve yaptığı yerlere doğru geliyoruz. Ha benim bu zamana kadar Lenovo diyorum. Segway F2 Pro yani skuterden indirmedi hiç. Yani öyle diyeyim. Yani beni hiç indirmedi. Ben gayet güzel bir şekilde gidip gelebiliyorum. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz, ediyoruz. Ya bizden yana, yani benden yana sıkıntı yok. Ya şu var. Dediğim gibi daha fazla kiloluysanız belki yetmeyebilir ama 500 wattlık bir skuter sizi ortalama her yere götürüp getirebilir. Yani çok uçan kaçan bir şey istemiyorsanız 500 wattlık bir skuter sizi götürür. Yani ya böyle ya, şimdi konu çok dağılıyor. Artık konu da bulamıyorum zaten. Yani kanala herhalde 140'tan fazla video attım. Abi yok yok. İnan ki yok, hani 140'tan fazla video attık, her şeyi tükettik. Ya aynı şeyleri çevirip çevirip anlatacağım size. Ki yavaştan ona dönmeye başladım maalesef ki. Yani ya da abi gideceğiz, böyle boş geyik muhabbeti yapacağız. Onda da saçmalamaya başladığımı hissediyorum bir noktadan sonra. Mesela hani konuya başladık bir yerden ama konu çok bambaşka yerlere geldi. Şuradan da ışıklar yanarsa bir geçelim. Abi sen bana yanaşma. Heh. Kenardan güzel. Yani diyorum ya, işe gidip gelmek için elektrikli skuter alınır. Sonra duruyor musunuz? Siz duruyorsunuz, ben geçebilirim. Mesela yaya bana yaya geçtiğinde orada yeşil yanıyormuş. İşe gidip gelmekte zaten artık herkes buna dönmeye başladı. İşe gidip gelmedi alınır. Okula gidip geliyorsanız alınır. Ya da abi öğrencisinizdir, yol parası vermek istemiyorsunuzdur. Dişinizi sıkarsınız, bir skuter alırsınız. Yani bunu uzun kilometrelerce kullanabilirsiniz. Yani kim, bir tane takipçimiz vardı, izleyenimiz. Onda da mesela F2 Pro var. Adam 2300 kilometre yol yapmış, işe gidip geliyormuş. Abi 2300 kilometre az bir yol değil skuterla baktığınız zaman.
Yani deli bir kilometre. Hani araba gibi düşünmeyin skuter 2300 kilometreyi. Hani motor gibi de düşünmeyin. Ya yani şimdi mesela bunun zaten fabrika verisi 55 kilometre demiş. Sen bunda 30-35 kilometre yol yapıyorsun. Mesela 2300 kilometre yoluna gitmişsin. O batarya kaç kere şarj olmuş? Ona göre düşünün. Yani harika bir şey. Baktığınız zaman. Adam yapmış, işe gidip gelmiş. Parasını fazlasıyla çıkartmış. Ha şöyle bir şey var. Skuterlar işte atıyorum geçen aylara göre pahalı ama önümüzdeki aylara göre ucuz baktığınız zaman. Çünkü bu devam edecek bu sirkülasyon. Bu fiyat artışları devam edecek. Çünkü döviz kuru yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Yani umarım en yakın zamanda düşer. Düşürürler. Ben bir geçeyim mi? Çok teşekkür ederim size. Evet. Neyse. Alabilirsiniz. Ya şöyle diyeyim. Bugün mesela bir işim vardı, onu hallettim. İşim olmasaydı da kafamda sürmek vardı böyle. Çünkü hava bozmaya başlayacaktı. Hava bozmaya başlamadan yalandan bir sürelim. Hem de kanalımıza içerik atalım. Çünkü ortalama her iki güne bir kanala içerik atmaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir ivme yakaladık. Güzel abone sayılarımız geliyor. Güzel yükseliyoruz. Güzel yerlere hani kanalımız sizler sayesinde gelmeye başladı. Hani o yüzden bu ivmeyi kaybetmemeye çalışıyorum. Çünkü eski skuterimiz maalesef bozulduğunda yani kanalı bizi 3-4 ay biz video atamadık. 3-4 ay ben bir şey yapamadım. Ve bu bizi geriye attı. Maalesef ki. Yani o yüzden şu ivmeyi yakalamaya çalışıyorum. Yani mesela sizin de aklınızda bir içerik önerileri varsa bunları da beklerim. En azından hem sizin aklınızdaki sorular giderilmiş olur. Hem ben de içerik çekmiş olurum. Yani bu şekilde karşılıklı bir ilişkimiz olur. Yani güzel olur baktığınız zaman. Yani biraz boş bir muhabbet oldu. Konu çok dallandı, budaklandı. Ama abi yapacak pek bir şeyim yok maalesef. Mesela köpek gitti. Köpeklere dikkat etmek lazım. Evet. Kovalamadı bizi güzel. Yani bu şekilde kanalı devam ettirmeye çalışıyorum. Ama abi yani şunu diyeyim. Zaten benim bu videomu izliyorsanız, bu kanalı izliyorsanız kafanızda bu çok kötü vurduk ya oraya. Dur. Neyse. Bu kanalı izliyorsanız mutlaka elektrikli skuterlara karşı bir şeyiniz vardır. Atıyorum alma niyetiniz vardır veya vardır skuterınız kullanıyorsunuzdur. Yani alın abi. Cidden alın. Çünkü bu tadı aldığınız zaman bırakamayacaksınız. Ki pişman olmayacaksınız aldığınız zaman da. Sadece şu pişmanlığınız olabilir. Yani keşke daha önce alsaydım. Ya şimdi mesela havalar iyice bir ısınsın. Yani ben ya şöyle diyeyim. Kendi başıma olduğum zaman tek başımaysam her işim elektrikli skuterla gidiyorum. Evet o gitsin de öyle devam edelim. Neyse. Ben her işimi elektrikli skuterla yapıyorum. Yani tek başımaysam, çok büyük bir yük almayacaksam. Hani atıyorum böyle ya böyle 100 kilometre yakın yere gitmeyeceksem her işimi skuterla yapıyorum yakın çevrede. 10-15 kilometrelik bir çapta. Yani git gel 30 kilometre ediyor ortalama. Yani benim için yeterli. Sizin için de yeterli olur. Yani almayı düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle alın. Çünkü dünyaya bir kere gidiyorsunuz. İkincisi olmayacak. İçinizde kalmasın böyle bir şey. Tabii ki bu maddi durum el verdiğince geçerli. Bu sitemiz şuradan geçelim. Az önceki verdiğimiz zararı vermeyelim. Yani diyeceklerim bu şekilde. Şu kenara duralım. Yayınımızı kapatalım. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.